Gerçek altınları istiyorum.
etmezsen, eğer kabul etmezsen, neden kaleye varamazsan, o zaman İlbeke'nin ölüsü gelir. Ne diyorsun? Bugün düşünüp kararımı bildireceğim sana. İyi düşün. Üstünden çıkmanın tek sebebi İbilya Hatun'dur. Eğer onun kılına zarar gelirse, o kaleyi başına yıkar. Kelleni de İmparator'a zafer nişanesi diye gönder. Efendimiz çok cömerttir. Bak, sana kendi yediği yemeklerden gönderdi. Sakın bir daha böyle bir şey yapma. Yoksa seni zincire bağlarım. Hele buradan çıkalım. Bu kaleyi hepinize mezar edeceğim. Nihayet kendine geldin. Moğollardan aldığımız sandığın yerini söylemeden ölüm yok sana. Ağlamandan iç olsun bende de. Tasman kimden onu da? Bizim boynumuz kalın Artuk Bey. Tasmaya sığmaz. Sen kendi canını düşün. Konuşana kadar elimdesin. Bizim canımızın bir bahası mı var sanırsın ha? Zalimler alt elimiz naldir. Biz zulüm içinde yaşarsak zillet, zulüm içinde ölürsek şehadet olur. Demek canımın bahası yoktur ha? O vakit benden ağır ağır, parça parça alırım. Evvela gözlerini. Çabuk ateş yarını. Bakalım gözlerine mil çekilince de bu kadar cesur olabilecek misin? Ne
karşılık değiştirdik soysuz. Gerçek altınları, vergi imtiyazı ve bizim her yıl yaptığımız muamelelerden. İndirik düşüneceğimi söyledim. Yarın gidip kaleye kararımı bildireceğim. Peki beyim, kabul edeceğiz mi? Edeceğiz Bamsı. Edeceğiz. Anlaşılan onlar bu cengi hileyle yürütmek isterler. Madem öyle, bize de hile yapmak düşer. Gayrı, fırsatımız akıldır. Sonra vakti geldiğinde karaceliğimiz onlara cehennemi tattıracak. Altınları Konya'lı Doğdu'na götüren hep beraber salın Turgut. Geri getirsinler. Tez obadaki alplere haber ver, hazırlansınlar.
Ona gideceğiz. Çözer.
Reşat derken bize de böyle dadandıydı. Sonra bir geldi ki gök ekin gibi biçti de geçti. Tedbiri elden bırakmamak lazım gelir. Selcan, güzel gelini. Sen merak etme. Biz her daim teyakkuzdayız kızım. Gelecekleri varsa görecekleri de vardır. Anne ben Han'a gideyim. Burada duramam. Olanı biteni öğrenirim. Babamın eksiklerini hazır ederim ha? Peki kızım. Thank you.
Biz aslında Roland Deren'in oraya kadar izleri sürdük. Lakin orada izlerini kaybettirdiler. Atları sınır hattı boyunca dağıttık. Artuk Bey'i aramaktalar Turgut Bey. Dereyi geçtikleri yeri bulursak Artuk Bey'i de bulacağız. Bulamayacaksınız. Bu adam kim bey? Atları yanlış yere sürüklemişler. Sınırdan geçip gittiklerini düşünmelerini istemişler. Bu mümkün değil. İzler bizi buraya getirdi. Turgut Bey'im, vaktimiz yok. Aksi istikamete gideceğiz. Alper bu hatta arabaya devam etsin. Siz de bizimle gelin. Bu adam kim beyim? Ertuğrul Bey Artuk Bey'i bulmamız için onu gönderdi. Ne kadar anlarsınız sürmekten? Bak sütün içindeki akkılı görecek kadın. Gibi değildir. Ne haklı abimi zindana atar. Nedir görüktüğü gibi olmayan?
kalesine geri gitti. Onunla konuşmak için ben izin dana attım. Şimdi de hem öldürmedin, hem de bacımı geri alamadın. O vakit ne diye gelirsin yanıma ha? Tepelerde keçi yolunun bittiği yerde
mağaralarda. Ama gittiğimizde görmüştüm. Orada olmalılar. Bizler bizi Artuk Bey'e götürecektir. Bu taraftan. Haydi. Sonsuza kadar.
Efenç. Teşkil edecek kararını açıkladı.
hangi sıfatı taşırsa taşısın, gayesi ne olursa olsun, rızası olmadan el konulamayacağını duyurdu. Hazreti Abbas'ı haklı buldu. Daha misalimiz nihayet ermedi. Odada bulunan katipler kadının verdiği muazzam kararı kayda geçirirlerken bir ses duyuldu. Bu nida Hazreti Abbas'a aitti. Şu andan itibaren arsamı Mescid-i Nebevi'ye katılmak üzere kendi rızamla herhangi bir bedel gözetmeksizin hibe ediyorum dedi. Arsamın bütün tasarrufatı Emirül Müminin Hazreti Ömer'e aittir. Kadı Übeyd bin Ka'b şaşırdı. Arsana daha fazla bedel vererek almak isteyenlere arsanı satmadı. Şimdi neden hibe ediyorsun? Hazreti Abbas tebessüm etti. Bu meselenin kayda geçilerek İslam'ın adalete verdiği ehemmiyeti tüm insanların öğrenmesini istedim dedi. İşte balalar, bu adaleti düstur belleyen Hazreti Ömer, Kudüs'ü ve daha nice toprakları İslam beldesi yaptı. Tarık bin Ziyad deryalarla boğuştu, bu adaletle Endülüs'ü fethetti. Şanlı atamız Sultan Alparslan bu adaletle görkli yurdumuz Anadolu'nun kapılarını bizlere açtı. Siz de bu adaleti şiar edinirseniz kim bilir nice kapıları açmaya muvaffak olursunuz. İnşallah. Gözlerin benim ciğerimde alındı.
Selcan Hatun, Albastı adında birinden bahsetmişti.